Şimdi ben açıklama yapıyorum. Miçotakis'le görüşebiliriz diyorum. Tabii ben bu açıklamayı yapıyorum. Bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstişari toplantılar, eski adıyla istikşafi toplantılar başlasın dedik. Ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis şimdi meydan okudu. E şimdi sen bu meydan okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma. Haddini bil. Eğer haddini bilmezsen, o zaman masayı demek ki sen tekmeledin. Masadan kaçtın. Biz masadan kaçmadık. Biz masadaydık. Ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. E neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Ve tabii ben buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda Kıbrıs Türk'ünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon, medarasyon diye bir şey yok. Geçin artık o işi. Hidrokarbon kaynakları konusunda da Kıbrıs Türkleriyle masaya oturmaktan ısrarla kaçıyorsunuz. Siyasi ve ekonomik her alanda Türk tarafına uygulanan ambargoları ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Artık bu adaletsizliğe tahammül etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır adada süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Bugün yardımcım Fuat Bey ile beraber geniş bir ekip inşallah Kuzey Kıbrıs'a gidiyor ve Kuzey Kıbrıs'ta inşallah şöyle geniş bir çalışmayı başlatacağız. Ve süratle de bu çalışmalarla inşallah Kuzey Kıbrıs'ın yeniden çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. CHP'nin başındaki zat siyaset adı altında yüzsüz ve onursuz bir yöntemi ısrarla partisine ve ülkeye dayatıyor. Bu zatın ve yanlış olduğu defalarca yüzüne çarpılmasına rağmen aynı hezeyanları ısrarla tekrarlamasını acı bir tebessümle seyrediyoruz. Yalanla mutlu olan, İftira ile beslenen, yüzü kızarmayan, vicdanı sızlamayan, siyasi ahlaktan nasipsiz, karikatür bir tiple bir adamcağızla karşı karşıyayız. Daha yeni yönetim sistemimizde kabinenin nasıl kurulduğunu dahi idrak edemeyen bu zat, bakanların atamayla geldiğini söylüyor. Evet, yeni sistemde bakanlar CHP'nin genel başkanları gibi kasetle gidip kasetle gelmiyor. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.